Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, her gün güncellenen ekonomi gündemiyle bugün de karşınızdayız. Ekonomi piyasalarındaki nabzı tutuyor. Türkiye'nin ekonomik hamlelerini aslında hep beraber analiz ediyoruz. Sizleri bilgilendirmek için buradayız. Siz bu ekonomi yolculuğumuza katılıp kanalımıza abone olup düşüncelerinizi de yorumlarınızı da paylaşırsanız bizi de çok mutlu etmiş olursunuz. Hangi konuları görmek istediğinizi söyleyin. Çünkü burası sadece bizim kanalımız değil, hepimizin kanalı. Her zaman söylüyoruz, biz kocaman bir aile olduk diyelim. O zaman ekonomi gündeminde neler var onlara bakalım. Kurlara bakacak olursak dolar fiyatları dün tarihinde ilk kez 29 liranın üzerine de görmüştü. Bugünkü işlemlerde de 29 liranın altında yatay bir seyir izliyor. Euro ise dolardaki hareketlere eşlik ediyor denilebilir. Altında yükseliş devam ediyor. Bundan sonra altın nereye gidecek ona da bakacağız. Tabii dün enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarından sonra gözler biraz da yapılacak zamlardaydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan bir açıklama geldi. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey de karşımızda, başlayalım. Merhaba Bayram Bey. Merhaba İbrahim Hanım. Evet, maaşlara da geleceğiz ama yani en büyük problemimiz tabii ki maalesef enflasyon hepimizin belini büküyor. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz da enflasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Şöyle diyor: enflasyonun orta vadeli programda öngörülen yıl sonu hedefine uygun olduğunu söylüyor. Ve tek haneli enflasyon için de yine tarih verdi. Enflasyonun gelecek yıldan itibaren, yıl ortasından itibaren daha doğrusu, yıllık bazda belirgin bir düşüş yaşayacağını, 2026 yılında ise tek hamleyi göreceğimizi, bunu hedeflediklerini söyledi. Ne dersiniz? Gelecek yıl ortasından itibaren çok ciddi bir düşüş olup da 2026'da tek haneye geçebilir miyiz? Hem izleyicilerimize de soralım, buna inanan var mı? İnanan varsa da yazsın, inanmayan varsa da yazsın yorumları lütfen. Onları da merak ettik. Yani yıllardır aynı açıklamalar yapılıyor, tek hane tek hane deniliyor ama bugün geldiğimiz enflasyon bundan bir 3 yıl önce de yoktu. Ona rağmen orta vadeli programda sürekli revize ediliyordu. Şimdi bu hedefler ne kadar gerçek, ne dersiniz? O %5'lik Ebru Hanım, %5'lik orta vadeli programın hedefi bir kere yaptı. Tamam, bir defalarca artık bunun inandırıcılığı kalmadı. Evet. Teknik olarak olabilir mi? Olabilir. Ama yıllardan beri bu hedef gerçekleşmiyor. Demek ki siz bunun gerçekleşmesi için bir şey yapmıyorsunuz. Gerçekleşmemesi mümkün değil. Gerçekleşebilir. Bedelini ne şekilde ödeyeceğinize bağlı. Her şeyin bir bedeli var. Bunun bedelini ne şekilde ödeyeceksiniz? Buna hazır mısınız? Bir kere onun için önümüzdeki biz 6 ayı, 1 yılı göremezken bana 2 yıl sonra bir enflasyon tekrarlanacak dersen bunun hiç inandırıcılığı yok. Bu siyasetten söylemiş bir laf olur. Tamam, çok nettir bu. Şimdi enflasyonda ne zaman düşük görürsünüz? Haziran, Temmuz, Ağustos'ta. Neden? O aylarda hatırlıyorsunuz geçen sene vergiler oranlarından gelen çok ciddi zamlar var. Size 8'ler, 9'lar, 9,5'lar gördük. Şimdi onların yerine 5,5-6'lar gelecek. Dolayısıyla orada enflasyonda bir düşüş görülecek. Ama bu hayat pahalılarının düştüğü değil, hayat pahalılığının devam ettiğini göstermiş olacak. Hayat pahalı devam ediyor. Fiyat artışı yavaşlamıyor. Orada bir tek vergilerden gelenler var, onunla çıkmış oluyor. Dolayısıyla bu enflasyon düşüşü değil. Enflasyonun düşmesi için kamu kesimini tasarruf etmesi lazım. Hadi bakalım bugün kamu kesimi ne yapmış? Milli Eğitim Bakanlığı 55 tane yeni araç, çok ciddi yeni araç kiralamış. 55 milyon lira da gideri var. Kamu kesimi tasarruf yapacak ya. Hadi yapın bakalım tasarrufu. Nerede kamu kesimi tasarrufu? Vatandaşlar her türlü tasarruf istiyor musun? İstiyorsan vatandaşlar şu an karabasan gibi çöktün. Vatandaşın cebindeki parayı bir mal gruplarına karşı, enflasyona karşı eritiyor musun? Eritiyorsun. İki, enflasyon öyle bir hale geldi ki kurlara baskı açıp kur karşısında eriyor mu? Eriyor. Dolar da gitse eriyor. Borsaya da gitse eriyor. Anlatabiliyor muyum? Altına da gitse eriyor. Tahvile gitse eriyor. Bankaya mevduat olarak yatırsa da cebindeki parayı eritiyorsun. Niye? Çünkü mal gruplarının artışı daha yüksek. Demek ki buradan sen kendi açığını vatandaşın cebinden enflasyonu alarak finanse ediyorsun. Yetmiyor. Bu sefer bir de borçlanmaya gidiyorsun. Şu anki durumumuz bu.
Sayın Mehmet Şimşek de Sayın Cevdet Yılmaz da vatandaştan tasarruf istiyor. Harcamaların kısılmasını istiyor. Olmayınca enflasyonu artırıyor. Ama devlet harcamaya devam ediyor. Hiçbir kısıntı yok. Keyfine hiçbir şey vermiyor. Taviz vermiyor. O zaman böyle bir enflasyon düşmez. Kusura bakmayın. Çünkü vatandaşın artık tasarruf edecek geri kalmadı. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun önümüzdeki ben 6 ayı bir sene göremezken iş dünyası da göremiyor. Onun için zaten yatırım yapıyor. Sen vatandaşa savurganına devam edeceğim ama enflasyonda %10'ların altına inecek, tekrarlayacak dersen Allah buna kimse inanmaz yani. Buna inandıracak bir tarafı yok. Benim gördüğüm yok. Bakın evet. Dışarıda var Ebru Hanım. Hadi gel dışarıya gidelim. Nerede var biliyorsun? Şimdi Amerika'nın adamlar önümüzdeki 6 ayın sonunda bir faiz indirim bekliyorlardı. Şimdi diyorlar ki yok ya daha erken yapacak. Niye? Çünkü sonuçları da herken görüldü. Enflasyona baskısı yapılan parasal sıkılaştırma ve faiz artışının parasal sıkılaştırmanın etkisi görülmeye başlandı. Amerika buna dayanamaz. Çünkü sıkılaştıkça sıkıntısı büyüyecek. O zaman da herkes faiz indiremeye gidecek. Ekonominin çarklarına dönmesi için. Dikkat edin. Biraz önce bir açıklama geldi. Moody's Çin'in de kredi notunu değiştirmese de görünümünü pozitiften negatife çevirdi. Bak orada bir düşüş var. Çin'in biri. Şimdi Amerika'da insanlar diyorlar ki resesyona bu ülkede herkes resesyon. Teknik olarak şimdi herkes resesyonda. Almanya'sı, Avrupa'sı, Amerika'sı resesyonda. Şimdi bu resesyon neye etki ediyor? Herkes diyor ki daha fazla faiz artamazlar, faizi düşürmeleri lazım. O zaman ne olacak? Petrol çıkar. Şu an çıkmıyor. Tamam mı? Ama petrol çıkar. Size garanti ederim. Gümüş çıkar, altın çıkar. Endüstriyel metaller çıkar. Ama bunlar hepsi bir günde bir anda hadi hurra hep beraber yükseliyoruz diye değil. Zaman içerisinde bunları göreceğiz. Kesinlikle bak. Bu piyasada yansımaya başladı mı yansıdı? Ne oldu? Altın fiyatları gidiyor. Bir kere önce tasarruf sahipti. Ya da büyük yatırımcılar altına doğru gitmeye başladı. İşte Bitcoin sanal paralar işte 43 bin dolara çıktı. Niye 43 bin dolara çıktı? Bana birisi Bitcoin'in neden 43 bin dolara çıktığını ekonomik mantığını izahesi yok. Tek sebep spekülasyonla Amerika herkes faiz indirime geçecek. Onun için Bitcoin yükseldi. Evet. Ama altının mantığı var. Çünkü altın dünya var olduğu günden, insanın var olduğu günden beri en önemli tasarruf aracı olmuş. En önemli takas aracı olmuş. Altının var ama ben sanal para, kripto paraları neden değerini yükseldiğini hala çözemedim. Şimdi bize döndüğümüz açıdan aradaki fark bu. Diyor ki ABD'nin önümüzdeki 6 ayında daha kısa vadede faiz düşürme ihtimali yüksek. O zaman ben buna göre pozisyon alıyorsun. Türkiye'de bunu diyebilecek durumun var mı? Yok. Bir ibare var mı? O da yok. Enflasyonda ılımlı yükseliş oldu ama düşecek. Şimdi dert bu. Ilımlı yükseliş ne demek? Niye göre ılımlı? Şimdi bakın bir taraftan devlet olarak diyorsunuz ki bedel ödeyeceğiz. Ne ödeyeceğiz? İşsizliğimiz çok artacak. Sayın Cevdet Yılmaz söyledi değil mi bu? Evet kendi söyledi. 10.2 çıkacak diye değil mi? Hatırlayın bütçe konuşmasında. Demek ki bunun bedeli yine hak ödeyecek. Bu bir. İşsizlik ödeyeceğiz. İki, fiyat artışları ödeyeceğiz. Enflasyonu düşürmek için yapıyoruz bunu ama fiyat artışları ödeyeceğiz. Üç, bir sürü şirketiniz batacak. Dört, ihracatımız gerileyecek. İthalatı düşürmek için ihracatı zayıflatmak zorundasın. Bu olayacak. Demek ki şuna geldik. Türk lirası son 3-4 aydır %2,5 ile 3,5 arasındaki değer kaybı ihracatı finanse etmiyor. Niye etmiyor? İhracatı finansmana ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Kura, dövize ulaşabiliyor mu? Ulaşamıyor. Peki ihracatçı nasıl ihracat yapacak o zaman? Nasıl rekabet edecek? Ekonominin bir komple bir bütün olduğunu görmek zorundayız. Bunu defalarca anlattık. Sırf kurlar yetmiyor. Sırf faiz de yetmiyor enflasyon aşağı çekilmesi için. Devlet tarafı tasarruf etmesi lazım. Şimdi bazıları soruyor diyor ki ya diyor enflasyon faizler artınca enflasyon düşecekti bakın düşmüyor. Kardeşim faiz tek bir sebep yani ekonomi bir tane sonucu yok. Bu sana kısa vadede bir ortam hazırladı. Hazırladı. Sen ne yaptın kullanmıyorsun. Ne yapayım o zaman? Aldın tedbirler hep çöpe gidecek. Evet. Kamu kesme başka yolu başka yolu. Bu 55 milyon lira. Ben bir bakanlığın merkez teşkilatı kira ödeyeceğim dersen ödemezsin ya. Böyle bir şey hakkın yok. Kim parası kime ödüyorsun abi?
Kimse kusura bakmasın. Memeş Şimşek'te duysun buradan. Tasarruf buysa kusura bakma, millet inanmıyor bu tasarrufa. Hiçbirimiz inanmıyoruz. İnanı var. Biz inanmıyoruz. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı okuldaki öğrencilere yemek vermek için oy birliğiyle el kaldırıp hayır diyorlar ama kendi itibarlarından maalesef tasarruf etmiyorlar. Ya olacak şey değil ya. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki çocuklar ölüyor kardeşim. Yemeklerden zehirleniyor. Asansörleri sürekli düşüyor. Nereden çıktı bu iş? Gidin parayı ona harcayın ya. 5 milyon lira. Yazık günah değil mi? Bugün birçoğumuz hepimiz, ben de dahil, biz bir sürü şirkette genel müdürlük yapıyoruz. Bir ne yapıyoruz? Nereye geliyoruz? Şeyde trenlerle geliyoruz. Ne var? Evet, metroyla geliyoruz. Evet. Onlara gitsinler. Bir yeri mi eksiliyor? Bu tasarruf dönemi şimdi. Biz de şirketlerimizi düşünmek zorundayız. Ya bu kadar kompleks içerisinde varsa birileri yöneticiyi almayın o zaman. Onu yönetici yapmayın. Evet. Peki tabii onlar son model lüks arabalarla dolaşmayı tercih ederken vatandaşın durumu da malum işte, yılbaşında yapılacak zamlarla ne kadar daha yaşayabiliriz onun derdindeler. Artık rakamlar da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Yılbaşında en düşük memur maaşının 22 bin liradan 32 bin 865 liraya, en düşük emekli aylığının da 7 500 liradan 10 325 liraya çıkması bekleniyor. Tabii bunlar kesinleşmiş rakamlar değil, konuşulan rakamlar. İşte dediğimiz gibi bir taraftan itibardan tasarruf edilmezken öbür taraftan emeklinin bir aylık geçinecek paraya 10.325 liraya reva görüyorlar. Gerçekten şimdi çok Hanım, geçiyor. %50 civarında 45-50 arasında bir artış öngörüyorlar. Benim şu andaki anlattığınız rakamlardan söylüyorum. Kafalarına ne geçti bilemiyorum. Ama bu rakamlar vatandaşı kurtarmıyor. Bunu verdiğin zaman enflasyon olarak en geç 2 ay içerisinde, yani Şubat, Mart'ta alacaksın, Nisan'da para bitti. Bu sefer tekrar mevcut o 7500 liradan, 10.300 liradan da 7500 liradan yemeye başlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Hepsini geri alacaksın. Çünkü devlet tasarruf etmeden verilecek yapacak sandalye hiçbir anlamı yok. Çünkü devletin bütçesi bunun karşılığı yok. Kağıt üzerine koymuş olabilirsin. Hazineden para var mı bunu karşılayacak para? Bir gelir kalemi var mı? Yok. Neyi de diyeceksin o zaman? Enflasyon artacağım ver. Ya vergi artacaksın ya enflasyon artacaksın. Ne diyeceğim, başka yolun yok. İki ayını atlatacaksın. Üçüncü ayın ihtimalle cebindeki parayı da alacaksın. Bırak yaptığın zaman. Cebindeki parayı da alacaksın. Anladın mı? Tamam. Evet. Bir illüzyonist bir gelir görünüm olacak. Ondan sonra illüzyon bitti. Gelir bitti. Cebindeki para da gitti. Gelmiş nokta bu maalesef. Yani hiç faydası yok onların. Devleti tasarrufa zorlamak zorundayız. Evet. Dönüp dolaşıp aslında hep aynı noktaya geliyoruz. Çünkü çözüm yolu maalesef burası. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum herkese. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.